Hani dinledim filan, birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hani Türkiye'deki siyaset bana göre çıkar siyaseti. Niye? Çünkü Türkiye'deki siyasetçilerin hepsi nasıl? Yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya sürüyorlar. Hepsi. Zamanında hepsi birbiriyle düşmandı. Şu an hepsine bakarsak birbirleri yanında. Şu an Mesut Barzani mesela bir numaralı terörist yarımı. Peki zamanında Mesut Barzani ile birlikte Kürdistan bayrağı kaldırdılar. Sen bu adama nasıl terörist diyorsun? Fethullah Gülen'e hocam diyorlardı zamanında. Evet, herkes doğru. İşte gidin dershanelerine, eğitimhanelerine, işte tarikatlar şunlar bunlar. Şu an ne oldu? Fethullah Gülen darbeci FETÖ oldu. Sayın Fethullah Gülen de hocamızdı, FETÖ oldu, terörist FETÖ oldu. Sedat Peker. Sedat Peker de daha düne kadar Devlet Bahçeli, AK Parti ile birlikte beraber mitinglere çıkıyordu. Bu adam milletvekili değil. Sen bu adama nasıl koruma aracı veriyorsun? Öbür partilere bakarsak hepsi günümüze kadar böyle. Öbürü diyordu Devlet Bahçeli. Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz diyordu. Şu an günümüz seçimlerinde 2023'te Erdoğan Cumhurbaşkanı olur diyor. Öbür CHP. HDP'ye terörist diyordu. Şu an birlikte Millet İttifakı'nı yürütüyor. Öbürleri de aynı dahil. Yani bizim şunu atmamız lazım. Takım tutar gibi parti tutmamamız lazım. Adam körü körüne bağlanıyor. Yani parti yanlışıyla doğrusuyla değil. Her partinin yanlışı doğrusu olur. Ama senin bunu kabullenmen lazım. Bizim halkımızda bu yok. Anneden babadan görme neyse o. Yanlışı savunuyor. Yani yanlışı savunuyor. Ben şahsen ileride çoluğum çocuğum olursa da ben kendi siyasi görüşümü çocuğumla paylaşmam. Çünkü yetiştirme şekli nasılsa öyle oluyor ülkede. Yanlış anlamayın. Hepimizin ailesi. Mesela benim babam veya herhangi birinin babası mesela Beşiktaşlı. Ben de Beşiktaşlı oluyorum. Ve herhangi bir partiyi tutuyor. Sağcı, solcu. Ben de sağcı oluyorum. O da solcu oluyor. Bunu atmamız lazım. Herkesin hür ifadesini, düşünce kendi belirlemesi lazım. Abi bizde o yok. Sadece körü körüne at gözlükleriyle ilerliyorlar. Ben bunu çıkarmayı düşünüyorum yani. Şöyle geleceğe baktığında ne görüyorsun? Sen bu ülkenin geleceğisin, bir gençsin. Nasıl görüyorsun geleceği? Ben geleceği nasıl düşünüyorum? Onu bence herkes kendi düşünüyordur. Mesela şahsen ben hayallerim için mesela eğer mesela diyorum ki ben sporcu olmak istiyorum. Spora kim eğer daha çok katkı vermek istiyorsa ben ona oy vereceğim. Veya mesela abim ileride ticaret yapmak istiyor. Eğer hak yemeyen bir esnaf arıyorsa, hak yemeyen bir ticaretçi arıyorsa o ona göre bir parti verecek. Bence herkes kendi geleceğini kendi oluşturması lazım. Onun için de hiçbir partiye bence gerek yok. İnsanların o baştaki siyasetçiler için de kavga etmesine gerek yok. Biz halk olarak bence onlardan daha üstünüz. Almanya'da diyor ya bir tane abi. Diyor Cumhurbaşkanı geçerken diyor ayak ayak üstüne atıyor. Yani orada bahsetmek istediği sen kimsin? Seni ben seçtim. Bizde o yok ama. Bir mesela bir milletvekili geldiği zaman hemen böyle oluyor. Bu yanlış bir şey ya. Bu çok yanlış bir şey ya. Ben buna çok karşıyım mesela. Hani bana herhangi bir milletvekilinin evinde şehit gösterin. Bir tane herhangi AK Parti, MHP, HDP, CHP birinde gösterin ya. Birinin milletvekilinin oğlunda bir şey gösterin. Ve hangisinin oğlu devlet okulunda okuyor ya? Adı üstünde devlet okulu. Hangisi devlet hastanesinde tedavi görüyor? Devlet hastanesi adı üstünde. Sen kendin devletsin, sen kendi hükümetsin. Kendi çocuğunu burada okutmuyorsun, yurt dışında okutuyorsun. Nerede vatanperverlik? Vatanperverlik bu değil. Ülkücüyüm diyorlar. Ülkücülüğün gayesini bilmiyorlar. Ülkücülük ne demek? Vatana milletine en iyi şekilde hizmet etmektir. Adamlar ne yapıyor? Sen ülkücüsün, senin bankaların yurt dışında, İsveç bankalarında bir ton dolarların, euroların var. Nasıl bu ülkücülük? Nasıl vatanperverlik? Böyle demek istedim yani. Siyasetçileri boş verin abi. Kendimize bakmamız lazım bizim. Bir dakika, bir dakika be. Bir dakika ben mi konuşayım? Türkiye'de önce basın kendini düzeltmesi lazım. Basın çok yanlış hareket ediyor. Sen CHP'yi tutuyorsun. Öteki basın MHP'yi tutuyor. Zaten milleti şaşırtıyorsunuz. Biz Alevi, Sünni, bak ben bir imamım. Benim ateist arkadaşım var. Ateist. Çok samimi, sırdaşım. Alevi'yle yan yanayız ama siyasetçiler bizi birbirine düşürüyor. Bizim aramızda sorun yok. Benim en iyi konuştuğum insan, tek konuştuğum insan ateisttir. Adını söyleyeyim. Ateisttir. Ben imamım bak. Çok samimiyiz. Aramızda hiçbir mesafe yok. Alışveriş de her bir serbesttir. Sen imamsın ama Alevi'nin insan olduğunu reddediyorsun. Unutma kimse reddetmiyor abi. Kimse reddetmiyor. Ben Hazreti Ali'yi senden daha çok seviyorum. Onun için mi Alevilere hakaret ediyorsun? Hiç kimse Alevi'ye hakaret etmiyor. Burada mezhep ayrımı yapma. Abi bak, mezhep ayrımı yapmıyorum. Alevi'ye kimse hakaret etmiyor. Alevi'yle yan yana duruyorum diyorum. Alevi seninle yan yana durduğu için evet şansın. Duruyor. Sen şanssız. Her yerde. Ben senin görüşünü alacağım abi. Alevi'ye kimse hakaret etmiyor. İşte. Bak, evet yan yana duruyorum abi. Alevi de seninle yan yana durduğu evet, için duruyor. Şanslısın. Bak. Benim kızım var lan Alevi'de. Ateist arkadaşım da vardı. Yani Alevi'ye hakaret eden yok. Ben Hazreti Ali, bak Alevi'den daha çok severim Hazreti Ali'yi.
Hazreti Ali için kendime ölürüm Hazreti. Alevi kelimesini kullandın? Hangi anlamda kullandın Alevi kelimesini? Yan yana duruyorum derken. Ya ben Müslümansam sen ikimiz aynıyız da aramızda fark yok. Hayır yani onu hakir görür gibi ben Alevi'ye yan yana duruyorum diyor. Ya hakir görmüyorum. Aramızda fark yok diyorum. Benim malım onun malı, onun malı benim malım. Hiçbir farkımız yok. Ben senin görüşünü alacağım. Yani. Söz konuşacağım seninle. Yani. Yani bak ben Müslümanım. Alevi'yle benim hiçbir farkım yok. O da Müslüman. Ali'yi daha çok severim Alevi'den. Ne zaten adam? Hazreti Hüseyin'i daha çok severim. Sosyalist. Canını veririm Hazreti Ali için benim. Ama sen beni Alevi diye dışlıyor diyorsan sen yanlış düşünüyorsun. Ben Alevi değilim. Hiçbir Müslüman ben Alevi'yi değilim. Dışlamaz. O da Müslüman. Bak hiçbir Müslüman Alevi'yi dışlamaz. Ya o da benim Müslüman ya. Dayımın ya kızı var. Hayır bak Alevi ama sen. Abi şimdi. Benim Alevi'de kızım var lan. Abi bizi siyasetler ayırıyor dediniz. Siyaset ayırıyor, basın ayırıyor. Peki bizim önce basın düzelmesi lazım bak. Basın yanlış yönlendiriyor vatandaşı. Bir şey söyleyeceğim. Basın abi, değil mi? Aynen. Ben Hanefi'yim. Hanefi'yim diyeceksin. Tamam abi. Hanefi'yim diyeceksin. Abi, tamam. Ben Müslümanım o Alevi dedin mi? Ayırıyorsun. Aynen. Alevi sen ne diyeceksin biliyor musun? Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya onu iki man diyeceksin. Tamam mı kardeşim tamam, yani? Fazla uzatmaya gerek yok. Yani, tamam mı yani? Bak, bizim düzelmemiz için bak. En başta önce, insan olacağız. Önce beynimiz düzelecek. Arkadaş ne dedi? Esnaf dürüst değil. Sana dürüst değil. Sanayi, adam sanayiye gitmeye korkuyor. Nasıl insanız ben yani? Sanayiciyim ya. Ben sanayiciyim. Ben sanayiciyim. Ben sanayiciyim. Korkuyoruz. Bak şimdi ben damlama sularıma malzemesi alacağım. Bak arkadaş bak esnaflığa bak. Burada diyor. Damlama suyu alacağım. Şimdi olan 4000 liradan aldı. 6500-7000 lira. İki esnafın arasında %100 fark var. Böyle insanlık olur mu? Bırak Müslümanlığı, Aleviliği. %100 fark var. 4000 lira, 7000 lira. Müslüman ülkede evet, geçiniyoruz. Müslüman ülkede bu. Müslüman ülke. Bu adam Müslüman denmez ki. Sen Müslüman mısın? Hristiyan mısın? Katolik misin? Mecusi misin? Putperest misin? Bizim ne olduğumuz belirsiz lan. AVM'lerde. Ne olduğumuz belirsiz bak, ya. AVM'lerde yani, tuvaletmede önce, var. Camilerde önce tuvalet beyin yıkanması lazım kardeşim. Basın kendini, bak Türkiye'nin düzelmesi için önce basın düzelecek. Bir, ikincisi imamlar düzelecek. Üçüncüsü öğretmen düzelecek. Bu üç grup düzelmeden bu millet düzelmez kardeşim. Siyasiler. Siyasiler zaten başta bir şey, onları sayma. Onlar biz düzeldi mi onu mecburen düzelecek. Biz düzeldi miydi onları mecburen düzelecek kardeşim. Mecbur düzelecek. Evvela bu, bak. Basın, imam ve öğretmen. Bu üç cümlenin düzelmediği müddetçe bu memleket düzelmez. Şimdi beyin yok bizde lan. Beyin satılık. Herkes kendi beyniyle çalışmıyor ki. Ya Avrupa, ya Amerika, ya Rusya, ya Çin, ya İran, ya bilmem Suudi Arabistan. Kendi beynin yok mu lan senin? Sen Türk değil misin lan? Niye Avrupa yasasıyla idare oluyorum ben? Bir sürü hukukçu var. Niye Türk yasası yapmıyorlar? İsviçre yasası, Fransız bilmem nesi, Almanya yasası. Ulan nasıl biz Türk'üz lan? Kendi yasamızı yapamayan bir Türk'üz lan. Böyle Türk mü olur lan? Git lan. Evvela kendi yasanı yap. Ben Avrupa yasasıyla idare etme. Ben kendi örfüm var, adetim var, geleneğim var, göreneğim var, tören var kardeşim. Ben İsviçre kanunu ne yapayım lan? O Hristiyandır, Mecusidir, kendi kanunu yapar. Ben Türk'üm, ben Müslümanım, bana göre kanun yap. Boyuna hukukçular ötüyor. Lak 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 lak. Ulan yasa yapsana, ne ötüyorsun lan? Yasa yap, yasa yasa. Abi buradan Türk ekran başında lazım. Seni izleyenlere bir şey söylemek ister misin? Ben izleyenlere bir şey söylüyorum. Önce bizim düzelmemiz için basın, imam ve öğretmen bu üç cümlenin düzelmesi lazım. Yoksa biz iflah olmayız. Akıllanmıyoruz kardeşim. Sen kaçtığın bir şey var. Bir kere Müge Anlı, Esra Erol, bu Gelin Mutfak'ta böyle programlar olduğu sürece bu ülke düzelmez kardeşim. Ya basın diyorum yani, basın düzelmesi lazım. Bu insan, zaten yani, bizim insanımız yani bayanlar, hele bayanlar çok değişken. Bunlara örnek alıyorlar. Sadece evet, bayanlar mı da? Ya, yemek yapıyor yani. Hani bayanlar erken yani. Çoğu bayan, seriliyor yani. Yani şunu söyleyeceğim. Ben 14 Mayıs'ta bu ülkede dünyanın en büyük IQ testi olacak. Bu kadar diyorum. IQ'ya gelirsen... 14 Mayıs'ta ya bugünkü rezilliğe devam ya da 14 Mayıs'tan sonra laikliğe devam. Bu kadar. Z kuşağına çok güveniyoruz. Z kuşağı bugün yani bu seçimleri çok belirleyici olacak yani. Bugün Markant'a tuvalette seni seviyorum Esra yazısını Esra girip erkek tuvaletine okuyabilir mi? Yani Millet İttifakı kazanır. Ya abi. Bu ya başımızdan bu insanlar gider bir rafa ereriz yani ben öyle düşünüyorum. Ve ben Kazakistan'dan geldim. Bu şeyde geleceğim. 2 yıl orada geçti. Geldim Antalya'ya. Ben şok oldum. Böyle bir kalabalık. Yani böyle bir Antalya ben görmedim. 35 yıldır ben Antalya'dayım. Ev kiralanın başına gitmiş. Ev bulamıyoruz ya. Ev bulamıyoruz. Kiralık ev bulamıyoruz. Asgari ücreti geçen ev kiraları var yani. Ya, ve bu hükümet buna el atmıyor. Buna el atmıyor. Ya da sen sonra ben sana cevap vereyim. Yani. Nasıl görüyorsun yani? Seçimlerin sonucunda bir tahminin var mı? Hani değişir falan dedin ama 20 yıldır. Ya, 20 yıldır bu adamlar bizim başımızda. Bana hitap etmiyor. Biz seçiyoruz ama abi halk olarak. Neden seçiyoruz ben madem? Vermedim. Ben vermedim. Vermem de. Yani
Halk olarak memnun muyuz? Son olan verenler var. Çok arkadaşım var. Evvelden çok oy verip sonra dönenler var. Bu sefer işleri biraz zor. İşleri zor. Seçim olursa bunlar kaybedecekler. Seçim olmazsa yapacak bir şey yok. Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün Atatürk 1, 2. Tayyip Erdoğan. Neden abi? Abi yoku yok var, var etti. Ben batınla, ben emekçiyim, ben inşaatçıyım. Şu anda çalışıyorum. Neredesin abi sen? Ben Tokatlıyım abi. Yoku yoktan yaptı. Şu poşetin geri dönüşümü yaptı, şunu yaptı. Tayyip Erdoğan'ın yani adam gibi adam. Yani insan batınla, memleketinde kendine sahip çıkmayan adamlar memleketine sahip çıkıyor. Atatürk'le Erdoğan dedin ama... Atatürk 1, 2. Erdoğan abi. Atatürk'e Ayyaş diyorlardı birileri zamanında. Kim diyordu onu? Atatürk'ü onu bilmem. Bilmiyorsun değil mi? Biliyorsun da bilmezden geliyor. Bilmem. Aporta dedi kim? Tayyip yani adam gibi adam. Yani ortamını yapıyor. Ortamını yapıyor. İcraatını yapıyor. Sen inşaatta çalışıyorsun doğru mu? Efendim? İnşaattan ben inşaatçıyım abi. Ben demirciyim. Bak aa şimdi şunla. Şuradaki malzeme 3000 lira. 3000 liraya mı aldın? Süper. Pense bu abi. Kelpeden değil mi bu? Bak bu 3 milyar. Kelpeden değil mi bu? Aha 3 milyar. Peki geçen sene bu kelpeden kaç paraydı abi? Geçen sene kelpeden bunlar 100 liraydı. Şimdi? 3 bin lira. Şimdi 300 lira. Niye bu kadar zamlandı bunlar? Erdoğan iyi. Yok Erdoğan yok. Yok. Kardeşim bu şimdi bu geriye dönüşüm her şey zamlanıyor. Erdoğan'la bir alakası yok. Ben ekonomistim diyor, ekonominin sorumlusu benim diyor. Sen diyorsun ki o değil, alakalı değil diyorsun. Ya kardeşim sen bunu kullanıyor musun? Kullanıyorum. Bunu 25 liraya da olanı var. Ben onu sormuyorum. Bu pense aynısı geçen sene 100'dü, şimdi diyor 3000 diyor. Abi şimdi yömeye göre ekonomi arttıkça mecburen olacak da. Değişen bir şey olmuyor o zaman. Zam da gelmesin abi. Maaşımız da zamlanmasın. Yani, hayır. Sıkıntı yok. Peki, ev kiralarını biliyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesele bu değil. Fiyatı düşen bir şey yok. Hatta sabit kalan bir şey yok. Her şeyin fiyatı yükseldi. Bunun sebebi ne abi? Siz neye bağlıyorsunuz tam olarak? Kardeş bak dinle. Başımızdan geçen belaları biliyor musun? Bir deprem vurdu. Bir su vurdu. Bir şu vurdu. Bu vurdu. Bunlar depremden önce de böyleydi bu arada. Yeni olmadı. Yani. Dinle. Yani şimdi bak dinle. Herkes kendi ortamına göre ideal bir ortam görürse hiçbir sıkıntı yok. Mesela tam olarak neden bahsediyorsun? Mesela ben asgari ücretle çalışıyorum abi. Şimdi bir ev kiralamam lazım, oturmam lazım. Nasıl bir ev kiralamam lazım tam olarak? 8 bin lira lazım, ev bulamıyorum. Bütçem asgari ücret. Bana bulabilir misiniz bir tane ev mesela şu an? Abi vaktine işte bu ev kiralarını, vaktine ev kiralarını bunu da önlem alınmaz. Benim bütçem kümes o zaman abi, kümes hak ediyorum ben. Gideceğim. Bir şey söyleyeyim. Buyurun abi. Ben emekli bir adamım. Şöyle gezdim dolaştım bir tane Türk görmedim. Ev kirasına gideyim 10 bin lira. Bak ben Türkçü, Atatürkçü, ülkücü bir adamım. Ya arkadaş dönüyor Ukraynalı, dönüyor Rusyalı. Eyvallah misafirin olsun. Ev kirası olmuş adam $1,900. Ben cebimde 50 lira çıkartacağım. Adam 2,900 lira götür çatır çatır yiyor. Yani ben istiyorum ki Türkiye'de TC vatandaşına kim kaçsa olsun. Ben öbürlerini istemiyorum arkadaş. Ülkücüyüm dediğiniz için soruyorum. Önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Oyunuzun rengi ne olacak abi? Ben sandığa geldiğim zaman ben Alparslan Türkeş'in küsüm sandığa gelmen işim neyse ben hallederim. Hadi görüşürüz. Usta bak dinle. Bir dakika abi. Şu anda asgari ücret maaşı ne kadar alıyorsun abi? Emekli adamım asgari ücreti. Emekli yani. Emekli maaşı ne kadar alıyorsun abi? 8 bin üstünde. Ya abi yeter abi. Şükür diyorum ben. Devletimize, milletimize bak Tayyip yani adam gibi adam yani. Vay bırak ben vatanını, milletini, bayrağını, toplarını seven bir adamım. Bu adam bayrak benim, yani. Vatan benim. Ya adam gibi adam abi. Üstadım Tayyip'i. Maaşı bahsetmiyor. Türkiye'yi mesela beyle mesela diğer maaşı bahsetmiyor. Sen çok az alıyorsun diyor. Ben mesela ben idare edemiyorum. Bunu diyor. Abi bu adam şimdi daha ne verecek, ne diyecek? Ya adamla alakası yok. Adamla kim bu adam para istemiyor ya. 3 milyar alıyor. Bu adam 3 milyar alıyor. Bu adamla bir biri olmayacak. Abi istemeye devamına bu girdi ya bu adam. Gidip kira. Yasa 7 milyara yasa versen. Yasa girdi ya aşım. Yasa da ortamda. Yasa girdi kiralarını tutacak. Peki. Abi. 24 saat çalışsın. Abi teşekkür ediyorum. Şimdi beyefendinin buzu kuru herhalde. Bir destek alıyor galiba. Bir yerlerde. Ben emekliyim. Eşimden maaş alıyorum. 5 milyar maaş alıyor. 4,5 milyar ev kirası veriyor. Pazarlara ikinci el satmaya gidiyor. Nasıl bu devlet, nasıl bu millet, nerede kalmış bu halk? Onu diyorum, yani onu yani nerede bu millet? Depremde şey... ölenler, kalanlar var orada. Bir senede diyor ev yapacağız. Bir ayı geçti, 40 gün oldu. Daha bir köyü temizleyip çıkamadılar. Bir çadır, bir köy vermemiş. Bir sürü depreme para toplandı. Nerede bu para? Çadır değerli kırılıyor millet.
Çay şeker istiyorlar. Çay şeker istiyor. Utanmıyor burada. Çadırlar satıyoruz mu abla? Torunum. Nasıl görüyorsun onların geleceğini? Nasıl görüyorsun? Geleceği yok zaten. Eğer bir daha başımıza gelirse zaten bir daha torun döşüp görmeyeceğiz. Çok kötü. Evet. Çay şeker istedi. Çay şeker isteyenden ne beklersin? Yama istiyor. Ne beklersin? Yardım edin. Yani ben 65 yaşındayım. Pazara ikinci ele gidiyor. Yaşınızdaki abilerle ablalarla denk geliyoruz burada, konuşuyoruz. İşte geçmiş yıllardan örnek veriyorlar. O yıllarda biz geçinemiyorduk neden diyorlar. Ya? Neden? Atatürk'ünden bahsediyorlar. Atatürk'ün ayağına su dökemez bunlar. Ne diyorsun sen? Atatürk de Afyon'da soba borularını kurdu da Afyon'u kurtardı. Şey atacağım diyerek. Yani. Afyonlu musun? Afyonluyum. Afyonluyum ben de. Emirdağlıyım. Gurur duydum ama. Evet. Evet. Sonuna kadar da Atatürkçüyüz ve Türkücü. Çok yani sinirimden konuşamıyorum da böyle elime geçseler böyle bir karış suda boğacağım ya. Gerçekten. Teşekkür ediyorum. Son birkaç bir şey eklemek istiyorum az önce dediklerime. Bizim öncelikle sistemi değiştirmemiz lazım bence. Niye? Çünkü siyasi partilerin hepsi biri mesela Atatürkçü, biri dindar kısım, tarikat kısım, biri sağ kısım, biri sol kısım. İşte Türk'ü gör, Kürt'ü, Çerkez, Alevisi. Ya benim anlamadığım nokta bizim konuştuğumuz sadece bir harf. Yani ırkı değiştiren bir harf. Mesela ben A'ya, mesela babaya babo diyorsam o baba diyor. Yani bu bizim aramızdaki düşmanlığı nasıl şey yapabilir ki? Yani biz önce insan olmalıyız ki karşıdakini seçebilelim. Adamlar bize şu sistemi seçmiyor. Sadece kişiyi seçtiriyor. Biz sistemden şikayetçiyiz. Şöyle de bir şey var. Türkiye'de 2 yıl önceki fiyatları biliyorsunuz abi. Şu sistemi beğenenler bana göre bence elinde bir miktar parası olanlar ve zenginler. Niye? Sen bundan 3 sene önce Türkiye'de çok affedersin bir taş alsan şu an milyonerdin. Çok ciddi. Bu sigara mesela 3 yıl öncesine kadar ne kadardı şu ana kadar? %100 zam var. Yani sen zenginsen, paran varsa şu yerdeki taşı al ya abi. Kumu al, kum. Taş al. Sen ileride zengin olursun. Ama ne oluyor? Gariban zaten gene gariban kalıyor. Parası olanın parası katlanıyor. Bu sistem bu. Bana göre öncelikle siyasi partiyi değil de sistemi değiştirmek için bir karar vermeliyiz. Bana göre şahsın öyle. Yani öncelikle insan olmalıyız abi. Ben de emekliyim. Şimdi ilk defa benim maaşım asgari ücretin altında kaldı. İlk defa. Biz ekmeği 1 lira alıyorken simit 250 kuruştu. Şimdi simit ekmekten pahalı. Örneğin. Şimdi şöyle bir şey var. Ya hangi parti? O önemli. O önemli bir şey. Bak şimdi şöyle diyoruz. Mesela diyoruz ki Tayyip Erdoğan şeyle görüşüyor. Hürpa ile. Öbür tarafı Kılıçdaroğlu HDP ile görüşüyor diyorum. Örneğin bakın bir. HDP bu Türkiye'nin bir partisi. Onun bir oyu var, bir şey var. Ama öbür tarafta 5 milyon Suriyeli ben ne yapayım? 5 milyon Suriyeli ben ne yapayım? 5 milyon Suriyeli ben ne yapayım? Ha 5 tane Rus'a geliyor. Ben ne yapayım? HDP Tayyip Erdoğan görüştü müydü? Normal. Kılıçdaroğlu görüştü müydü? Terörist. Olmaz abi. Olmaz. Böyle bir şey olmaz.